Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere coins kazanma taktikleriyle baş başa getiriyorum arkadaşlar. Evet, bugün tekrardan eski serilerimizden bir tanesi olan coins kasma taktiklerine geri dönüşümüzün resmi sembolü arkadaşlar. Artık çok atacağım bundan sonra coins kasma taktiği videosu. Bayağı da taktik biriktirdim. Hani bayağı var kullanmış olduğumda bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar yeniyseniz abone olmayı ve daha fazla bu tarz videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen taktiğe geçelim. Öncelikle arkadaşlar hiçbir coin taktiğinde şunu unutmayın. Daha doğrusu hayatta da geçerli. Bu her ticarette geçerli. Hiçbir şekilde para vermeden hiçbir şey kazanç sağlayamazsınız. Yani para olmadan kazanç da yok. Tıpkı bu FIFA'daki gibi. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunları geçelim. Öncelikle marketten bu transfer listesi ekstra slotları almanız gerekiyor. Ekstra transfer listesi şeyini almanız gerekiyor katalogdan. Şimdi İngilizce olduğu için Türkçe'ye çeviremedim. Bu arkadaşlar şuna yarıyor. Normalde siz Ultimate Team'de maksimum 30 tane adam listeleyebiliyorsunuz. Yani size bu kadar izin veriyor oyun. Ama sizde eğer bunlar olursa bu listenin boyutu 100'e kadar çıkıyor. Eğer diyelim ki sizde bu liste için level yok, yani seviyeniz yok, hiç fark etmez. Bir arkadaşınız size bunları hediye olarak gönderebiliyor. Size bunların hepsini hediye olarak gönderecek birini bulmanız gerekiyor. Ki bulamadınız diyelim. Bulamazsanız da bizim Facebook grubumuza gelin. Facebook grubumuzda elbet ki size yardım eden birisi çıkar ki çıkıyor. Mükemmel bir aile ortamı var şu anda Facebook grubumuzda. Hepinizi oraya bekliyorum. Şimdi bunları aldıktan sonra arkadaşlar direkt Ultimate Team'e geçiyoruz ve ben de size inanılmaz güzel bir yöntemi sunuyorum. Bu yöntemde arkadaşlar şöyle bir şey var. Kesinlikle böyle çok uğraştırıcı, çok böyle zaman isteyen falan bir şey değil. Aksine çok 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 basit bir şey. Ve bunu çoğu insan maalesef kullanmıyor arkadaşlar. Ben de artık bunu bir video çevirmeye karar verdim. Hemen şimdi böyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar gerçekten bu serileri beğeniyorsanız beğeni tuşunu eksik etmeyiniz. Çünkü Türkiye'de çeken yok, hatta ben görmedim, yani varsa da bildiklerim de yok. Öyle diyeyim size arkadaşlar. O yüzden size elimden geldiği şekilde bu bilgileri sunmaya çalışıyorum. Yardımcı olduysak ne mutlu bize diyoruz. Ve şimdi Ultimate Team'e girişimizi yaptık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar EA bu sene bir tane oyun modu çıkardı. Bu oyun modunun adı Squad Building Challenges, Türkçesiyle kadro kurma görevleri. Bunlar nedir? Sizlerden bir tane kadro istiyor. Mesela Let's Get Start ile başlayalım arkadaşlar. First Exchange diyor. Şöyle hemen başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi size solda bir sürü şey söylüyor. Tabii ki bu ilk olduğu için burası gayet basit. Ama size mesela böyle özel günlerde, mesela Aralık ayında arkadaşlar bunların Christmas denilen bir özel günü var yabancıların. Bu Christmas gününde EA her gün yeni squad building challenge, yani yeni kadro kurma görevi çıkardı. Kimler çıktı? Fekir çıktı, Modric çıktı, Müller çıktı. Ama tabii ki bu isimleri almak için sizlerden ne istedi? Yüksek ratingli bir kadro istedi, November istedi, Inform istedi, Cartchurt. Ama sonuçta sizlerden bir şey istedi. Ve bizim en kolay işimize yarayacak şey neydi? Ratingi yükselten oyuncular. Peki ratingi nasıl yükseltirim ben? Daha doğrusu en iyi hangi adamlarla kar edelim diyorsanız, en iyi kar edebileceğiniz adamlar 84 rating olan adamlar arkadaşlar. Ve ben de sizler için bu adamların hepsini analiz ettim ve şimdi size nasıl coinslerinize %100 olarak katlayabileceğiniz, yani 1x koyarsanız 2x, 50k koyarsanız 100k nasıl coins yaparsınız, bunu anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz çok fazla zaman geçirmeden başlayalım. Bunu kullanarak inanılmaz şekilde kar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz tabii internet sitesine götüreceğim ben. Hemen OBS'den ekleyeyim arkadaşlar. Size bir tane internet sitesine götüreceğim ve buradan da bunun kanıtını yapacağım. Biliyorsunuz ben her şeyi kanıtlayarak yapıyorum. Çünkü sizler daha rahat anlayınca. Bir tane site var arkadaşlar. Sitemizin adı footbin.com. Footbin.com nedir? Tıpkı transfer market gibi, yani gerçekteki oyuncuların piyasasını analiz eder. Şu zamandan bu zamana ne kadar değişmiş. Mesela bir isme bakalım. Çok da bilinen bir isim. Arsenal'de oynayan Xhaka. Arsenal'den bu seneki transferi Xhaka. Xhaka arkadaşlar eskiden paketlerden çıktığı zaman küfür ediyorduk, sövüyorduk. Çünkü adamın gittiği fiyat 1600 coins falan filandı. Ancak bu kadro kurma görevlerinde Xhaka'nın çıkmış olduğu fiyat 6600 coins. 6600 coins, yani neredeyse arkadaşlar %600 bir artış var. 1K'dan 6K'ya çıkan bir Xhaka'dan bahsediyoruz. Bir sonraki isme geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ismimiz kim? Hövedes. Hemen Hövedes'e de bakalım. Schalke'de 84 rating oyuncusu. Başlarda 1200 coins'e giden Hövedes sonlara doğru 6600 ve 6000'in coins'e dayanmış durumda, fark ettiyseniz. Dilerseniz bir sonraki isme bakalım. Bu isim kim? Ömer Toprak. Ömer Toprak'a geliyoruz şimdi arkadaşlar. Ömer Toprak'a geldiğimiz zaman da
Görmüş olduğunuz gibi tekrardan aynı 1200'e falan giden adam bu Christmas döneminde çıkan kadro kurma görevleriyle 6500'e gelip neredeyse fiyatının tavanını yapmış durumda. Bir tane daha isim bakalım arkadaşlar. William Carvalho, Sporting Lisbon'da oynayan isim William Carvalho. Görmüş olduğunuz gibi normalde Quicksal parasına giden bu adam bu dönemlerde 6800-6700'e kadar çıkmış durumda. Ki bu rakamlar arkadaşlar inanılmaz rakamlar. Yani %100 artış var. Peki bir şey fark ettiniz mi? Bütün 84 rating futbolcuların max gittiği fiyat 6600. Peki bu futbolcuların hepsi 6600'e gidiyorsa gelin sizlerle birlikte bir analiz yapalım ve sizlere de bu olayın aslını anlatayım. Transfer listesine geliyorsunuz arkadaşlar. Transfer marketine gidiyorsunuz. Transfer marketine gittikten sonra buraya hemen aramak istediğiniz futbolcunun ismi şaka yazıyorsunuz. Buradan maximum buy now'ını 4K ya da 3.9K yapıyorsunuz çıkmıyor. 4K yapıyorsunuz çıktığı oyuncuların hepsi 4K'ya gidiyor. Şakanın sınırı 4K ve bu adam 6600'e coins'e gidiyor her oyuncu gibi. Şimdi Laporte'a bakıyorsunuz arkadaşlar. Athletic Bilbao, Laporte. Laporte 3.9'e yok, 4'e var. Kaç tane var? 2 tane var. Ki bunlar da arkadaşlar büyük ihtimal hemen gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi şunları şöyle ekleyelim. Bunun da sınırı 4K. Bu da güzel abi. Tamam bu da güzel. Havedes'in sınırına bakalım. Havedes kaç K? Bakın arkadaşlar. Havedes birazcık daha ucuz. Havedes diğerlerine göre birazcık daha ucuz. Bunun sınırı kaçmış arkadaşlar? Bakalım şöyle bir. Hepsinin sınırına bir bakalım. 3600 gayet iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. 3400. Sınırımız arkadaşlar 3600 Höveles için. Peki ben şimdi size öyle bir oyuncu söyleyeceğim ki bütün transferler bu tür dönemlerde hepsi aynı paraya gitmesine rağmen Laporte 4.1K'ya giderken Höveles'in 3.5K'ya gidiyor. Peki öyle bir isim var ki arkadaşlar bu ismin adı Garay. Hepsi gibi 84 rating bir oyuncu ve markette arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3400'e var. Dilerseniz şöyle bir geçelim arkadaşlar. 3300'e bile var görmüş olduğunuz gibi. Hem de tonlarca var. Ve bunların hepsi bu dönemlerde aynı paraya gidiyor. 3200'e bile var. Hatta ben bunu şimdi alırım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 3200'e gidiyor. Ve bunların hepsi bu dönemlerde aynı paraya gidiyor. Dilerseniz bunu bir kanıtlayalım. Tekrardan internetimize girdik. Buraya hemen Garay'ı yazdık arkadaşlar. Garay geldi önümüze. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Garay ne kadara gidiyor? Garay'ın gittiği fiyat 6200-6500. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hepsinin gittiği fiyat tamamen aynı. Şimdi ben size bu Garay'ı, bu transferleri yani daha doğrusu Garay'ı kullanarak nasıl en fazla katlarız bunu göstereceğim. Başka 84 rating futbolculara bakmanıza gerek yok. Bunun dışında Zomer falan da var ama Zomer kaleci olduğu için insanlar genelde kaleciyi değil de daha çok oyuncuyu kullanıyor. Kaleci önüne başkasını koyuyorlar arkadaşlar. Çünkü genelde sen de kimyada istediği için kalecinin kimyada çok etkisi olmadığı için Garay bu konuda gerçekten çok etkili bir isim. Şimdi Garay'ı arkadaşlar buradan biz ucuza nasıl alırız? Biz bu oyuncuyu normal marketten bile ucuza almalıyız ki daha fazla kar edelim. Şimdi 3200'e var mı? Bir tane var. Mesela bunu aldım. Bunu da aldım. 3200'e aldım. Şimdi çok iyi bir fiyat 3200 arkadaşlar. Bu oyuncunun sınırının 3200 olduğunu gördünüz. Peki ben bu oyuncudan ne kadar alırsam kar ederim? Buradan maksimum filtreyi arkadaşlar 3000 yapıyorsunuz ve burayı max'e çekiyorsunuz. Biliyorsunuz geçen sene direkt böyle sol yapıp tarıyordun ama bu sene onu kaldırdılar, bu filtreye getirdiler. Şimdi bu sefer nasıl ben oyuncu snipe'larım? Oyuncu snipe'lamak ne demek? Oyuncu snipe'lamak demek buradaki filtreyi sürekli değiştirerek marketi sürekli tarıtıp en hızlı şekilde oyuncu almak demek. Gördüğünüz gibi biz şu anda tarıyoruz arkadaşlar ama bu sene gerçekten bunu yapmak çok zor. Hani ben çok uğraştım, 10 dakika falan uğraştım ve 2 kere yapabildim. Hani bu videoyu çekmeden gerçekten buna bayağı emek verdim ki size en doğrusunu aktarabileyim diye ve görmüş olduğunuz gibi kaçırdık mesela Garay'ı. Bu çok riskli bir yöntem. Bununla çok fazla zaman harcarsınız ve aldığınız adam sayısı çok az olur. Ben bunun yerine size bu sene kullanabileceğiniz daha rahat bir filtre göstereceğim. Buradan arkadaşlar Garay'a geliyorsunuz. Maksimum fiyatı 3000 coins yapıyorsunuz ve üçgene basıyorsunuz. Üçgene bastığınız zaman size bir sürü adam listeliyor ve hiçbirinde bid yok. 3000 buna verdim. Veremedim. Neden? Çünkü benden birisi önce davrandı. 3100. Mesela bunu arkadaşlar. 3000. Görmüş olduğunuz gibi bak bunların hiç kimse bid vermemiş daha. İlk veren siz olacaksınız arkadaşlar. Bu transfer listesi tıpkı damaya benzer. İlk davranan alır. Görmüş olduğunuz gibi 3000'i verdim. Hepsini arkadaşlar daha insanlar bunları almaya çalışıyor. Sakın 2800 falan vermeyin çünkü her türlü dediğim gibi onlar artıyor. Şimdi ben arkadaşlar burada bir sürü adama bid verdim değil mi? Bir sürü adama bid verdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi markete giriyoruz. Benim burada size bu videoyu çekmeden snipe'lamış olduğum bir sürü insan Garay var. 3100'e 3000'e falan almış olduğum Garaylar var. 3800 almış olduğum şaka var. Şu anda satsam bile kar ediyorum. Mesela
Şimdi geldik en son listemize arkadaşlar. En son bit verdiğimiz adamlar. 1 dakikası var ve şu an hiçbir sıkıntısı yok. Görmüş olduğunuz gibi. Ama burada Laporte 4K'ya gitmiş bak. Aynı rating, aynı rating bak arkadaşlar. Aynı rating, aynı lig. Ve ikisinin de bu dönemlerde gitmiş olduğu fiyat aynı. Garay'a bunun gittiği fiyat 4000 iken ben Garay'a burada 3100'e alıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 ve 3100. Bu Laporte da arkadaşlar 6500 coins'e gidiyor. Bu Garay da 6500 coins'e gidiyor. Ve ikisinin arasındaki fark 900 coins. Yani siz buradan 900 coins daha kar etmiş oluyorsunuz. Bu hatayı yapan çok kişi var. Direkt 84 rating diye bam diye kafasına çöken adamlar var. O yüzden bunu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Garay'la yola devam ediyoruz. Burada mesela 3000'e bir tane daha Garay alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bu bize gelecek mi? Burada başka örnekler de var. Mesela 3200 almış adam. Ya bu 3200 alana bile ben şu an bunu satsam 100 coins kardayım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Görmüş olduğunuz gibi burada sola geliyorsunuz arkadaşlar. 3000, 3100, yani hepsini ucuza almışım. Şu an bile satsam kar ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu son adamlarımızın durumlarına bakalım. Bir tanesi zaten geldi. Bunun da son 25 saniyesi var. Yani görmüş olduğunuz gibi benim size ilk başta göstermiş olduğum maksimum hemen alı yapıp snipelamak yerine böyle maksimum fiyat üzerinden bid vererek alırsanız sizin daha çok işinize yarar. Peki mesela Garay'ların ben coins'im bu kadar olduğu için bu kadar bid verdim. Sizin eğer çok fazla coins'iniz varsa çok fazla bid verip aynı şekilde birkaç tane topçuyu toplayabilirsiniz. Mesela buradan Hövedes'e bakalım. Hövedes'e bakalım alabilecek miyiz? Evet, Hövedes'i arattığınız zaman ilk filtre 8K'dan başlıyor. Çünkü Hövedes'i 3K'ya almanız neredeyse imkansız. Buradan bunu da 3200 alabilirsiniz ama buna bu kadar para vermeye gerek var mı derseniz yok. Çünkü hepsinin gittiği fiyat aynı arkadaşlar. O yüzden bizim buradaki kilit adamımız Garay. Garay'ın üzerinden para kasacağız. Şimdi ben bir hesaplama yaptım. Bir insanın arkadaşlar, yani siz daha doğrusu bunu siz yapacaksınız. Hatta hesap makinesini de açalım. İşte videoda izleyen şey olmayalım. Sizin diyelim 310 bin coins'iniz var. Kaç tane Garay yapar bu? 100 tane Garay yapar. Siz Garay'ı 3100'den alıyorsunuz. Bu dönemlerde Garay'ın gittiği fiyat 6500. Hadi biz farz edelim ki 6300'den gitti. 6300'den gitti ve size 100 tane Garay var. Şimdi arkadaşlar bu rakam inanılmaz bir rakam. 100x 6000. Yok, karımızı yapıyoruz. 6300'de 3200 kar oluyor. 320 bin coins yapıyor. 100 adamı alıyorsunuz. Sadece yaptığınız şey bu. 100 tane adamı 3100'den alıyorsunuz. Ben 3100'den aldığınızı farz ettim. 3100'den aldığınız zaman 6300'e sattığınız zaman edeceğiniz kar arkadaşlar 320k ve inanılmaz bir para. Ki bunu siz de 100'den fazla bile alabilirsiniz. Eğer oyuncunuz falan varsa gerçekten bu taktiği yapın. Peki ben o sadece bu kadar mı kasabilirim? Hayır, bu kadar kasmayacaksın. Mesela bu listeniz doldu diyelim. Transfer teklifi yapma listeniz doldu. Bu oyuncunun üstüne geldim. X'e bastım. X'e bastığım zaman benim oyuncu buraya geldi. Buradan X'e basıyorum ve bunu transfer listesine gönder diyorum. Bu şekilde belki bu transfer şeyinin limitini bilmiyorum. Buranın limiti kaç bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu transfer target, transfer Türkçesi işte nasıl çevre bilmiyorum. Oranın limitinin olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu üstün arkadaşlar limiti var. Buranın limiti size 100 olacak. 100 tane garayınız burada olsa, 100 tane de burada olsa 6200, 620 bin coins verseniz elinize geçecek coins 1.200.000. Ne yani, coins'inize %100 katlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu tamamen basit bir yöntem. Peki ben bu adamları ne zaman satacağım? Sen bu adamları ne zaman satacaksın? Çok güzel bir soru. Bu arada bu videoyu sonradan izleyenlere de söyleyeyim, bu taktik oyunun sonuna kadar geçerli olacak. Ama siz mesela bunu ne zaman izliyorsunuz diyelim? Diyelim 2 ay sonra izliyorsunuz veya videoyu şimdi izliyorsunuz. Gece bile fiyatlar değişebilir. Siz buraya arkadaşlar en iyi çözüm için buraya siz Garay yazın arkadaşlar. Buradan maksimum hemen alı aratın. Diyelim ki 3500'e mi var minimum buy now'ı? Minimum buy now'ı 3500'e mi var? Siz buradan şu filtreyi arkadaşlar 3200 yapın. Buraya 3200 yapıp adamları alın. Yani her zaman piyasanın değerinden 300-400 coins aşağıya alın. Bu şekilde coins'inizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu adamları ne zaman satacağım? Ayın 9'unda, bu ayın yani Ocak 9'da Team of the Year geliyor. Team of the Year nedir? Bu senenin en iyi oyuncuların olduğu özel kartlar çıkıyor. Biliyorsunuz zaten hepiniz arkadaşlar. Ki paket açılımını zaten yapacağız. Bu oyuncuları arkadaşlar çıktığı zaman %100 ihtimalle, bak %100 ihtimalle diyorum, kadro kurma görevleri de çıkacak. Ki bu kadro kurma görevlerinde tekrardan iyi bir adam verirse çok fazla yüksek reytingli kadro isteyecek. Ve bu yüksek reytingli kadrolar içinde sizin bu Garay'ı insanların alması gerekecek. Bunu alması gerekince de sizler bu adamı satıp kar edeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kadro kurma görevleri sürekli güncellenmekte ve biz de bunu kullanarak kar edeceğiz. Şu anda Garay falan hani normalden bile pahalıya gidiyor. Çünkü insanlar birazcık uyandı. Team of the Year yaklaşınca kadro kurma görevlerinin geleceğini düşünüyor herkes. O yüzden şu anda fiyatlar yüksek.
Bu adamlar normalde 1K'ya falan gidiyordu arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda gerçekten bu kadar uza gidiyor. Dilerseniz en son teklif verdiğimiz adamlar ne halde? Bir onlara bir bakalım arkadaşlar. Şu şekilde bakalım. Evet, bunlar arkadaşlar gelmiş, görmüş olduğunuz gibi 4 tane garaya, yok bunlar mıydı? Ha bunlar, 4 tane garaya gelmiş, bir tanesi 3100'den gitmiş. Görmüş olduğunuz gibi 3000'e aldığımız var. Üçünü de 3000'den almışız ve inanılmaz kar edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu videoları sizin için hazırlıyorum. İlk kadro kurma görevlerinde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bakın burada hepsini şöyle göstereyim ben size. Hepsini şöyle transfer sitesine de atayım, oradan daha detaylı bakalım. O kısmı da boşaltmış olayım ben. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir sürü garay var elimde. 84 dediğim bir sürü futbolcu var. Ben şakayla falan da denedim arkadaşlar. İnanın bana, yaptığınıza değmiyor. Garayla yaparak arkadaşlar çok fazla şekilde kar edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü 84 rating adam var. Bunları satarak ilk kadro kurma görevi çıktığı zaman, yüksek ratingli bir kadro istediği zaman o kadro kurma görevi, ben bunları satıp coinsimi iki katına çıkaracağım. Eğer video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. İşinize yaradıysa da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü benim bu aralar dediğim gibi üniversitede finallerim var. Bir de dua ederseniz, yani size yardımcı olacak zaten. Bir duanızı ederseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla, çok fazla taktik var elimde. Bu birazcık daha yüksek bütçeli bir taktik. Daha ucuz bütçeli taktikler de istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın gençler. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.